ikinci kümeden, PTT birinci ligden 3 tane oyuncu yetişti ve milli takımımızda oynuyorlar. Zeki Çelik, İstanbulspor, Lille. Yabancı sınırı olmasa, yani şu andaki gibi olmasa, eskisi gibi olsa, yok 6 artı 2 artı 2 falan, ÖYS'de sorsan, ÖYS değil de artık üniversiteye giriş sınavında sorsan o X'i Y'yi çözemiyorsun abi. Hoca nasıl çözsün? Koskoca Mustafa Denizli hatırlarsan hata fazla yabancı oynatmışız evet. diye. Tabii abi yani adam pasaport memuru mu şey mi? Kim iyiyse o oynar. Bizim, ben istiyorum ki bizim zaten Türk çocuk iyi olsun. Zeki Çelik örneğindeki gibi. Ya adam, Lille'in sağ bekleri hiç fena değildir. Yusuf Kenan şimdi ikimiz de tak diye sayırız ama hani Korçya. Ya Korçya'nın adı ne kadar geçti değil mi? Türk takımlarıyla. Evet. Yıllarca hala gelse. Ama Zeki geçmedi. Zeki çok az geçti. Mesela yani Şenol Güneş hocanın açıklaması Beşiktaş teknik direktörüyken 1 milyon euro yüzünden kaçırıldı. O da en kibar tabirle anlatıyor. Ben en ufak ayrıntıya kadar biliyorum ve köpürüyorum hatırladıkça. Köpürüyorum yani. Anladın mı? Yani o oyuncu Lille'de o parayı ediyorsa İstanbul'da da o parayı edecek abi. Çok basit. İstanbul'da 8 milyon ediyorsa Lille'de 8. Bak Yusuf Yazıcı. Organik bir fiyata gitti. Ezeli rakipler Trabzonspor'dan o bonservis bedelini verip alamıyor. Hop Lille gitti. Hop orada başka türlü gelişecek olayı. Merih Portekiz'e aktarmalı. Fenerbahçe altyapısı. Portekiz Sporting'in işte altyapı takımı, rezerv takımı. Hop. Şimdi Sassuolo Juventus. Ben bu çocuğu Juventus izliyor evet, dediğim zaman bak ben bu çocuğu Juventus izlediğim zaman ben kendim nereden bileceğim ya? Evde otururken beni mesela işte Bonucci'nin arayıp işte Ali Ece Bonucci beni aramasın zaten ırkçı herif. Sinirlendim kapalan derim. Kielini mesela şey arıyor. Yok. Kielini arıyor. Tamam mı? Ali Ece abi falan. Biz sizin Türk çocuğu çok beğendik. Çok iyi tabii alın falan. Böyle değil ki abi. Çıkıyor haberi. Sağlam adam, düzgün adam yazıyor. Hani zaten İtalya'da çok az düzgün gazeteci var. Spor gazetecisi. Ya onlar seçici 10 kişi. Bakıyorsun onlar yazıyor. Tamam işte. Sonunda gitti Juventus'a. Şimdi bir, Türk çocuğuna güveneceksin. Ama Türk çocuğuna torpil yapmayacaksın. Torpil en kötü şeydir hayatta. Evet. Altyapılarda çok yapıldı. O yüzden bir takım oyuncu yetişmedi. Altınordu'da sıfır torpil abi. Kimin çocuğuysan ol gel. İyiysen oynarsın. Şu an biraz basketbolda mesela o sorun yaşanıyor altyapı konusunda. Çok. Hani bütün şeyler. Oyuncu, futbolda da yaşanıyor. Futbolda da yaşanıyordur da futbolda daha az artık iş Adem biraz Adem Büyük bir gün anlatır. 2005-2009 yani. Arası ne sıkıntılar yaşadığını anlatır. Niye bu kadar Beşiktaş maçlarında gergin davrandığının ipuçlarını bulabilirsiniz. Psikolojik bir test, yani test değil de işte analiz yaparsanız kendisi. Ve uzanacak Adem sana anlatacak. Anlarsın niye davrandığını. Uzanmadan da anlatır. Davranışını tasvip ettin mi? Hayır ama çocuğu dinleyince tamam yani. Gergin olman normal diye.